Merhabalar, ben Köfteyiz Köte ve Feed the Beast Minecraft serimizin 7. bölümüne hoş geldiniz. Wow, bunu düzgün söyleyebildim. Tabii bölüme başlamadan önce bir şey düşünüp durdum. Acaba Mistcraft kursam mı, kurmasam mı? Bir karar veremedim. Yani o yüzden kurmadım da. Yalnız Mistcraft kurarsam herhangi bir age açmayı planlamıyorum. Sadece kolay ulaşım için kullanacağım onu. Elde edeceğimiz diğer evrenlerin hepsi topu topu burası Nether, Ant ve Twilight Forest. Hatta yakın zamanda Twilight Forest'a gidebilirim. Ha, bu bölüm ile önceki arasında neler yaptığıma gelecek olursak, bunlara şimdi birazdan değineceğim. Öncelikle bol bol maden. Hani her bölüm arasında olduğu gibi. Bunun dışında bunları barrel yapmak tam vazgeçtim, belki stringler hariç. Yok, stringlere ayrı chest ayıracağım. Evet. Bunu yaptım. Bunun dışında bunları yerine yerleştirdim. Bunlar önceden de yaptığımız makineler. Şuradan bunun bir de ekstra bir hopper daha yaptım. Buradan üstten item alıyor, yana itemleri bırakıyor. Bunlar da aynı şekilde düzenlendi. Ve şimdi asıl noktaya gelecek olursak. Motorları suyla beslemek. Ha, üçüncü bir motor daha yaptım. Muhtemelen Buildcraft'a alışkın olanlar bu yaptığım şeyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ama alışkın olmayanlar için göstereyim. Golden Waterproof Pipe. Conductive Pipe'leri görmüşsünüz. Normal bir pipe artı redstone ile yapılıyor ve enerjiyi taşıyor. Ancak bu Pipe Waterproof'la yapılıyor. Pipe Waterproof ne yapılıyor soracak olursanız beeswax ve bu arılardan elde ediliyor ya da cactus green. Yani kaktüsü pişirdiğinizde elde ettiğiniz şey. Ancak ben kaktüs bulamadığım için onun yerine bir adet herhangi bir dayı minimum stone'la çeviriyorsunuz. Bu sıvıları taşıyor. Aşağıya koyduğum Aqueous Accumulator bu sayede tüm 3 motoru da beraber besliyor. Ve alttan geçen pipe'lar artı redstone sinyaliyle mükemmel bir biçimde oturuyor her şey. Ve şunu kapatacağım. Burada bir water source'a ihtiyacımız yok. Bunun dışında neler yaptım? Ah. İzin ver bana. Şunları yakıt olarak kullandım bugüne kadar. 8 tanesini burada komplese de yaptığınız takdirde wood plate elde ediyorsunuz ve bu wood plate 4K EU elde ediyor. No. Bunun olayı ise göreceksiniz kolla aynı değerde. Aynı zamanda da normal wood olarak kullanabiliyorsunuz ve yatan buraya taşıdım. Ve ayrıyeten buraya bir kapı koydum çünkü buranın henüz bir çatısı olmadığı için buraya örümcekler gelebiliyor ve gece çalışırken kapıma bir örümcek dayanmasını istemiyorum. Evet. Ayrıyeten de bolca ağaç kestim. Bu iki bölüm arasında yaptığım şeyler bunlar. Ve şuradaki pumpkinleri topladım. Peki, şimdi ne yapacağız? İlk olarak gördüğünüz gibi şu an enerji üretimi ni ihtiyacımız olduğu zaman yapıyoruz. Ancak bize güzel bir enerji depolama sistemi lazım. Bunun için en basit yol Bedbox. Ama diyorum ki hazır elimizde varken MFE mi yapalım? Bakalım buna değer mi? MFE. Zaten yakın zamanda bunu MFE'ye yükselteceğiz. Ama Bedbox'u da kullanacağız. Bir yerde. Mesela Bedbox'u şöyle bir şey için kullanabiliyoruz. Elektrik jetpack için. Şu an MFE'ye ihtiyacımız yok. Bedbox'u yardır. Öncelikle 3 tane battery yapmamız lazım. Bu arada ufak bir sıkıntıdan ötürü, NEA'nin ufak bir yanlış algılamasından ötürü battery'nin resmisini burada göremiyorsunuz. Bunun için direkt battery diye arattığınızda zaten şu boş alanından tıkladığınızda resmiyi görebiliyorsunuz. Bunun dışında
Bu şekilde de yapılıyormuş. Sülfürik asit sel nasıl yapılıyor? Hem. Tamam. Bizim burada birkaç tane daha kablomuz olacaktı. Onları ne yaptık biz? Begimizde mi? Hayır değil. Şu chestlerde mi? Hayır. Ha dur. Nereye bakmamız gerektiğini unuttum. Tabii ki de burada. Evet. Tinimiz sadece bir tane yapmaya yetecek. O yüzden biraz daha tin alalım buradan. Redstone'umuz var mı? Var. Yeteri kadar. Evet. 1, 2, 3. 3 tane battery'mizi yaptık. Bunları yan yana koyuyoruz ve tahtalarımızı alalım. Evet. Bir adet battery box'umuz var. Bat box'umuz var. Tabii öncelikle bir şey daha yapacağız. Wrench. Bunun diğer wrench'lerden farkı bu Industrial Craft'ın wrench'i ve bunun için bronze'a ihtiyacımız var. Evet. 3 copper ve 1 tin, 2 bronz elde ediyor. Gregtek kurulu değilse bu 4 bronz oluyor ancak Gregtek. Gregtek abi. Dışında başka nelerde kullanabiliyoruz? Nasıl yapabiliyoruz? Evet. Şimdi gidip kapırlarımızı alalım. Kapırlarımızı alalım şuradan. Kablo çekil. Tinimizi de koyalım. Ne kadar ihtiyacımız var? 6. 1, 2. Tamamdır. Evet. Artık ranch'imiz var. Ama gece olduğu için örümceklerle boğuşmak istemiyorum. Bunun dışında artan kablomuz bir tane. Bir set daha yapalım. Rubber'ı biz nereye koyduk? Bolca da rubber işlemiştik. Evet, bir set daha kablo yapalım. Bu ne için lazım olacak göreceksiniz. Ve bu bölümde çatıyı size Industrial Craft makineleri hakkında ufak bir uyarı. Asla ama asla bunları direkt kırmayın. Pickaxe'inizle kırmayın direkt. Bunları wrench'le kırın. Çünkü normal şekilde kırdığınız takdirde bunu kaybetme olasılığınız var. Ancak eğer wrench'le kırarsanız bunu kaybetmiyorsunuz ve şuraya kablo koyalım. Kablolarımızı döşeyelim. Evet. Tabi bu kablolar ileride değişecek. Daha kaliteli kablolara dönüşecek. Şunu şöyle koyalım. Şu gördüğünüz ufak nokta sadece tek bir yüzde var. Ve bu noktanın anlamı çıkış demek. Yani output. Fakat şu an bu input tarafına bakıyor. Yani giriş tarafına. Bunu nasıl değiştireceksiniz? Wrench ile Batbox'a bu nokta olmayan herhangi bir tarafa tıkladığınızda direkt o nokta o yöne döner. Ancak bizim istediğimiz tam tersi. Bunun için Shift'e basılı tutarak tıkladığınızda direkt tıkladığınız yönün tam tersine yönlendirir. Yani şu an hata göstermek için bakalım. Gayet o noktamız buraya bakıyor. Tam istediğimiz gibi. Evet. Ve jeneratörümüzü bağlıyoruz. Mükemmel oldu. Şimdi geriye sadece üç tanesi şimdilik işimizi görür herhal. Batbox'un olayını size göstereceğim. Normalde bunun ürettiği enerji şu gördüğünüz bölmede depolanıyorken şu an burada depolanıyor ve kaç EU depoladığımızı gösterebiliyoruz. Bunun dışında Batbox benim incelememi izlememiş ya da Industrial Craft'ı bilmeyen kişiler için söylüyorum. 32 EU çıkışına sahip. Bunun anlamı medium voltaj ve
Industrial Craft'ın makinelerinin büyük çoğunluğu medium voltaj demişim, low voltaj bu. Low voltaj kaldırıyor. Eğer low voltajdan bir EU bile yüksek bir voltaj verirsek makine patlıyor. Ne kaldırabildiği maksimum elektrikten ne kadar fazlasını verirsek o kadar büyük bir patlama oluyor. Yani gidip şu kompresörü bir nükleer reaktöre bağlarsanız şu evi havaya uçurabilirsiniz. Evet. Bugün Industrial Craft'ı biraz daha ilerledikten sonra ne yapacağız? Biraz daha Thermal Expansion mı? Başka bir Thermal Expansion makinesi yapacağız. Daha doğrusu iki tane. Bunlar neler? Magma Crucible. Ama bunun için Nether Brick lazım. Bakalım Nether Brick'i elde etmenin başka yolları. Soul Forge'da elde edebiliyoruz. Ama Soul Forge'u çalıştırmak için de Nether'a gitmiş olmak lazım. O zaman planlarımız biraz aksıyor. Ne yapıyoruz? Tahmin ettiğiniz gibi, edeceğiniz üzere Nether'a gidiyoruz. Go to the Nether. Şunları yerlerine yerleştireyim. Alucuk. Chest'lerin düzenini de değiştireceğim. Çünkü şunlarda barrel kullanmaktan vazgeçtim. Bunun temel sebebi ise hem gelişmiş bir sorting machine yapmak istiyorum ve barrel'lar bunu çok daha karmaşık hale getiriyor. Hem de tool'ları buraya atalım. Hem de ilerleyen zamanlarda inventory manager'ları denemek istiyorum. Inventory manager mı, sorter mu bir arada kaldım o ara bir an. Ve inventory manager'ları denemek için, daha doğrusu kullanmak için barrel'lar hiç güzel bir alternatif değil. Hiç ama hiç değil. Neden 4 aldım? Bir stack de cobblestone'umuzu aldık. Seni de BG koyalım. Yeni pickaxe. Tabii ki her zaman olduğu gibi pickaxe'imiz kırılıyor hep. Ve biz wood'ları buraya koyduk, değil mi? İki tane alalım. Aslında bir adet de yeni shovel'a ihtiyacımız var. Evet. Tamam, her şeyimiz hazır. Ama neye ihtiyacımız var? Obsidian. 10 adet obsidian'e ihtiyacımız var. Bunları yapmak kolay. Biraz daha lazım. Sekiz, dokuz, on. Evet, 10 adet obsidian'ımız var. Ve bir adet flint'e ihtiyacımız var. Bu arada bu barrel'ları açıklamamışımdır herhalde. Unutmuşumdur yine açıklamayı. Bunlar Factorization diye bir modun eklediği bir depolama sistemi. 64 stack, bir item'dan 64 stack depolayabiliyorlar. Ve yalnızca tek bir item kullanıyorlar. Basit bir sorting machine için çok güzel bir yöntem. Üstlerine, bu arada sadece üstten item kabul ediyorlar ve alttan item çekebiliyorsunuz bunlardan. Üstlerine tüpleri döşeyin. Ve hepsine birer tip item koyun. Yani içinde durmasını gereken item. Herhangi bir renklendirme ya da buildcraft tübü kullanmıyorsanız Diamond Pipe'a ihtiyaç duymadan otomatik olarak hangi tübe gideceklerini seçiyorlar. Belki buildcraft pipeları hakkında yanılıyor olabilirim. Ve bu da bunları çok rahat bir depolama sistemi haline getiriyor.
Ayrıca upgrade edilebiliyorlar ve upgrade edilmiş hallerinin toplamda ne kadar depoladığını hatırlayamıyorum ama şöyle diyeyim, bazı insanlar sınırsız zannediyor. Ha, o derece çok. Hatta size upgrade'ini de göstereyim. Extra Dimensional Storage Upgrade. Bunu yapıp sağ tıkladığınız takdirde herhalde bir 10-20 tanesinin falan alanına erişmiş oluyorsunuz. Bu arada Obsidian için direkt şuradaki lavları kullanabilirdim ancak kullanmak istemedim. Çünkü o lavlar için çok daha güzel bir planım var. Ve hayır, Nether'dan lav hiçbir şekilde. Daha o otomatik çekecek bir sistem yapmayacağım. Çünkü o tarz sistemleri sevmiyorum. Zevkli değil. Ben işin zevkine bakıyorum. Tabii. İkisi aynı tuş olunca böyle saçma bir olay oluyor. Nasıl? Bir saniye. O tuşu değiştireceğim. Sefer olmadı. Biraz hoş görünsün diye böyle bir şey yapıyorum. Nasıl direkt merdivende kullanabilirdim. Ama neyse, bir kere başladık buna. Ah. Neyse, pikeksimizi kırmak için güzel bir bahane oldu. Ve tabii ki de bir adet iron'u unuttuk. Ve bu atlayışı başaramadım. Nether'dan geldikten sonra belki arıcılığa girişebilirim. Öyle bir niyetim var. Hazır geçen gün misler gibi tüm oyunun en unutulan recipe'si. Flint and Steel. Tam da güneş batmak üzereyken Nether'a doğru yola çıkıyoruz. Ve yanlış yere yakıyorum. Hadi bakalım. Achievement Cat. We need go deeper. Kötü bir Nether spawn değil. O da çok iyi bir Nether spawn. Çok çok iyi bir Nether spawn. Hatta sevdim ben burayı. Aa, bunun dışında Gregtek hakkında bir detaya daha değinebilirim burada. Gregtek oyuna bunu direkt dust olarak düşürüyor tabii. Gregtek oyuna başka ore'lar da ekliyor. Daha sonra Nether'a ore'lar ekliyor. Ve bu Nether'daki ore'ları bakalım bu. Aa, güzel. Daha kolay brass elde etmeye. Tine dönüştürebiliyorsunuz. Sen başka nelerde kullanılabiliyorsun? Brass elde ediminde kullanın diyor. Bunun dışında Mixed Metal ingot yapımında da kullanılabiliyor tinin aksine. Ki bu daha güzel bir şey, evet. Evet, güzel bir ortsun sen. Ha dur, diğeri ne yapıyor? Sülfür ve zinc. Bu kadar işe yarıyor ancak gene güzel. Ayrıca bunu Silk Touch'lı bir aletle aldığınız takdirde çok daha işinize yarayacak.
Çünkü daha fazla elde edebiliyorsunuz. Bunu çoğu item'da, çoğu madende yapabiliyorsunuz Starso. Toz ya da cem şeklinde düşen madenlerde. Tabii Fortune bazılarında daha çok işe yarar. Ama Fortune enchantiniz yoksa bu da işe yarar. Tabii Grektek olduğu için onları da dust olarak elde ediyorsunuz ama kısacası Grektek çoğu şeyi değiştiren bir şey. Tabii benim buraya asıl geliş amacım bu değildi. Bunları daha sonra da alabilirim. Ve daha sonra alacağım. Benim asıl aradığım şey şurada. Brick. Ben buraya asıl bunun için gelmiştim. Blaze sesimi duyuyorum. Hayır. Dışarıda çok kısa mesafede başka neler bulabiliriz? Portalı kaybetmeden waypoint koymadım. Azıcık da bir glowstone toplayayım. Bunun dışında dikkatli bakarsanız çevreye eğer iridium orada bulabilirsiniz Nether'da. Ki iridium ore çoğu Minecraft recipesi için zaten Industrial Craft recipesi için gerekli bir şey. Normalde sadece Gregtek için kullanılıyorken Gregtek demişim. Gravis ah suite'in adını hatırlayabilirsem. Ha, Quantum Suite için kullanılıyor olsa da Grektek ile birlikte kullanımları daha da arttı. Hatta Overworld'e döner dönmez size göstereceğim bir kısmını. Bu arada bu zoom olayı Optifine tarafından ekleniyor. Kısaca bir çevreye bakıyorum şu an. Herhangi bir yerde iridium ore var mı? Şu ileride sol sent ve burada sol sent gördüm. Shift'e basılı tutarak git. Longfall bootlarımızı alınca alırız, yapınca alırız onları. Evet. Overworld'e geri dönüyoruz çünkü istediğimiz şeyi al. Dur, göstereyim. İstediğimiz şeyi aldık. İstediğimiz şey sadece oydu. Hop. Tabi Overworld'e döndüğümüz esnada gece olduğu gibi bir gerçekle yüzleştik. Run Forest, run! Evet, o esnada ben crafting'imi yapayım. Magma Crucible. Sen neler istiyorsun? 2 copper. 2 gold. Bir bakın. Dörtte cam. Arada şu şuradan sadece tek item alma işini Ceterli'ye basılı inventory kuruluysa Ceterli'ye basılı tutarak yapıyorum. Bilmeyenler varsa öğrensinler. Elimdeki kovayı harcamak istemiyorum. Ve copper'larımız. Magma Crucible'ımızı yaptık. Evet, Crescent Hammer'ımızı alalım. Bunun dışında başka neye ihtiyacımız var? Liquid Transposer. Bunun için
Evet, tamam. Gidi. Nasıl dur? Tane daha redstone'a ihtiyacımız olacak. Aslında bu yapımda çok fazla redstone'a ihtiyacımız olacak çünkü bu yaptığımız şey redstone'a eritmek için bir sistem. Redstone'u neden eritmek istiyorum diye soracak olursanız bunu öğreneceksiniz yine biraz daha. Ve bu set dur. Bu setten ileride bir tane daha yapmamız gerekecek. Onun sebebi de başka bir alet. Ve uyuyalım. Dur. Başka pipe'ımız var mı? Golden pipe. Bir tane var. Ona iki tane daha gold ver. Ha, bir saniye sen neyden düştün? Bu arada bilimsel adı... Ah, bilimsel ad. Sen neyde kullanılıyorsun bakalım. Ne olduğundan emin olmadığım sürüsüyle dust elde edimde kullanılıyor. Bakalım sen neydi kullanıyorsun? Alüminyum falan filan elde edimde kullanılıyor. Güzel. Sen iron üretiminde kullanılıyor. Silikon, dust, kalsiyum. Sen krom üretiminde kullanılıyor. İşe yarayabilir. Dur. Asıl yapmamız gereken şey. Bir set daha golden pipe yapıp. Tamam. Elimize sürüsüyle redstone'umuzu alalım. İki tane golden conduct pipe'e ihtiyacımız olacak. Evet. Chest'i bir tane daha Golden Pipe'a ihtiyacımız olacak çünkü o chest'i kaldırmak istemiyorum. Bu arada bir şey eğer Crescent Hammer'la bir Vanilla item'ına Crescent Hammer'la tıklarsanız eğer onun yönünü değiştirir. Burada olduğu gibi. Aynı zamanda Thermal Expansion makinelerinin de yönünü değiştirir. Magma Crucible. Liquid Transposer. Çıkışları arayalım. Evet. Ve motorları çalıştıralım. Magma Crucible gördüğünüz gibi 30 Minecraft Joule tüketen bir şey. O yüzden bayağı hayvansı elektrik tüketiyor. O yüzden burada bayağı yavaş çalışacak. Bunun yaptığı işi size anlatayım. Direkt recipe'lerinden gösterelim size. Direkt bir lav üretim yolu. Ama bunun dışında bunlardan su da elde edebiliyorsunuz. Bizim asıl ilgimizi çeken şey Molten Redstone. Molten Redstone ne işe yarıyor diye soracak olursanız Liquid Transposer recipe'lerine bakalım. Bunları geç. Aradığım şeye gel. Geçti. Tabii Gregtek oyuna baya bir sıvı eklediği için Molten Redstone Energy Free yapımında ya da Redstone Energy Conduit yapımında kullanılıyor. Bunlar bu Redstone Energy Conduit'ler gelişmiş Redstone gelişmiş Buildcraft Pipe'ları, Energy Pipe'larıdır. Ve tabii bunun için bir makineye daha ihtiyacımız olduğu gerçeğini unuttuk. Bir tane daha yerimiz var. Bu video zaten sona yaklaşmışken o makineyi de yapalım.
induction smelter. Neye ihtiyacımız var? Invar ingot. Invar ingot nasıl yapılıyor? And... Ah, bu yanlış invar tabii. Ha. Ah. Greg tekli yapabiliyoruz. Dur. Invar dust. 2 adet 2 adet iron ve 1 adet nikel. Bize kaç tane lazım? Ah. O tamamdır. Nikel 1 adet. Iron 2 adet. Ve şu çıkışı geçici olarak kapatalım. Iron'larımızı polarize, evet. Bunlar enerjiyi depoluya dursun. Ardından da nikelimizi polarize et. Invar dust'larımız. Ve invarlarımız hazırlanıyor. Tabii bunlar direkt chest'e kondu. Heh, tamamdır. Evet. Şimdi bize gerekenler geri kalan diğerleriyle aynı. Ha, tamam. Hepsini al. Ben şuradan yarım stack alayım. Senden de yarım stack alayım. İhtiyacım oluyor sürekli. Glasslar siz gelin. Gerçi bunda glass'a ihtiyacımız olmayacak ama olsun, gene de aldım yanıma. Bir adet kova. Asıl olacakmış, pardon. My bad. Reception coil. Kapır. Invar. Ve bucket. Induction smelter'ımız hazır. Aslında sawmill'i başka bir yere taşıyabilirim. Evet. Ya da sawmill'in zımbırtısını. Ve induction smelter'ımızı buraya çakabilirim. Tabii induction smelter'ımızın girişlerini kapayacağım. Ve bu yönler daha sonra değişecek. Evet. Şu an induction smelter'ımızın herhangi bir yere girişi yok. Bunlar da çalışmıyor. Şimdi gidip wood'larımızı şuraya koyalım. Evet. Sanırsam bu bölümü bitirmek için gayet güzel bir yer. Köfteyiz köfteden, iyi günler, iyi eğlenceler.